Kudüs'ün önemi nedir desem hocam, neler söylersiniz? Yani Kudüs'ün önemini çünkü çok fazla anladığımızı düşünmüyorum. Şimdi Kudüs diğer dünya şehirlerinin hiçbirinde olmayan bir hususiyete sahip. Üç tane dinin ehemmiyet verdiği bir dini merkez. Dünyada başka böyle bir şehir yok. Yani dini cihetle ehemmiyet olan şehirler var elbette ama böyle bir şehir yok. Kudüs bir kere Yahudiler cihetinden ehemmiyetli, Hristiyanlar cihetinden ehemmiyetli, Müslümanlar cihetinden ehemmiyetli. En ehemmiyetli olan da Hristiyanlar ve Müslümanlar. Yahudiler için aslında o kadar ehemmiyetli değil ama enteresandır. Şu anda Yahudilerin siyasi hakimiyeti altında. Şehrin kuruluşu Davut Aleyhisselam zamanında tarihleniyor. İsrailoğulları peygamberlerinden. Davut Aleyhisselam burayı başşehir, payitaht ediniyor. Urşalim, barış şehri demektir. Yeruşalim, Jeruzalem, Darüsselam demektir. Ki Müslümanlar buraya Kudüs veya Maktis diyorlar, mukaddes memleket demek. Hristiyanlar İlya diyorlar, Yunanca ismini söylüyorlar. Burada bir mabet inşaına başladı. Bu mabedi Süleyman peygamber bitirdi. Biz bu mabede Mescid-i Aksa veya Beyt-i Mukaddes diyoruz. Yahudiler Bet Maktiş diyorlar. Bu mabet uzun yıllar ayakta kaldıktan sonra Babil istilasında milattan önce 6. senede yıkıldı. Bu milattan önce 10. asırdan yani 3000 yıl öncesinden bahsediyorum. Yıkıldı. Sonra tekrar yapıldı. Bu sefer milattan sonra ilk yıllarda yine Roma istilasında bu mabet tamamen yandı ve yıkıldı. Tek bir duvarı ayakta kaldı. O duvar bugün Ağlama Duvarı diye bilinen Batı Duvarı'dır. Bugün Yahudilerin önünde sallanarak dua ettikleri o meşhur duvar haberlerde, filmlerde çok görülür. Burada Bet Maktiş'in hatırasını anarlar Yahudiler. Bu cihetle Yahudiler için mühim bir yer. Ama esas ehemmiyetini Hristiyanlar ve Müslümanlar için taşıyor. İsa Aleyhisselam burada yaşadı. Evet, burada doğup büyümedi ama Kudüs'te yaşadı. Peygamberliğini burada tebliğ etti ve burada göklere yükseldi. Hristiyan inancına göre burada çarmıha gerildi ki Müslümanlara göre çarmıha gerilmemiş, diri olarak göğe yükselmiştir. Evi, tutuklandığı yer, yürüdüğü yol, çarmıha gerildiği yer, geçici kabri, yatırıldığı yer hepsi bugün Kudüs'te ziyaretgahtır. Hristiyanlar burayı ziyaret ederler. Via Dolorosa, Tarekül Alem, Elemler Yolu diye bir yol var. Rivayete göre Zeytin Dağı'nın eteklerinden İsa Aleyhisselam sırtında çarmıh ile buradan yürüyor. Elini koyduğu yerde bir istasyon var, bir kilise var. Annesiyle göz göze geldiği yerde bir istasyon var. Yani Hristiyanların muazzam bir dekordur Hristiyanlığın. Ve sonunda çarmıha gerildiği yerde büyük bir kilise var. Azize Helena tarafından. Bizans İmparatorunun annesidir o. Yapılan bir kilise var. Kıyamet Kilisesi. Onun için Hristiyanlar buraya Yahudilerden daha çok ehemmiyet veriyorlar. Ve Kudüs'ün Yahudilerin elinde olmasını Hristiyanlar da hiç hazmedemiyor. Çünkü Hristiyanlarla Yahudiler arasında zannedilen aksine çok büyük bir tarihi düşmanlık vardır. Bu dini esaslara dayanan bir düşmanlık. Yani İsa Aleyhisselam'ın hayatındaki Yahudilerin rolüyle alakalı bir düşmanlık vardır. Ama bu son olaylardan sonra mesela Hristiyanların da sesi çok gür çıkmıyor. Çıkmıyor yani... ama mesela İslam dünyası kadar Avrupa Birliği bile evet. Kudüs'ün statüsüne itirazda bulundu. Doğru. Bunda biraz işte o tarihi muhalefetin tesirini görmek lazım. Tabii Amerika sırf bir Hristiyan devletinden ziyade çok daha farklı bir menfaat, bir şirket gibi düşünmekte fayda var. Müslümanlar cihetiyle de ayrı bir ehemmiyeti var. Bir kere İslam dininde mukaddes kılınan üç şehirden birisi. Ve buradaki Mescid-i Aksa, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir mabet. Kur'an-ı Kerim etrafının mübarek kılındığını söylüyor. Yani Kudüs ve civarı Kur'an-ı Kerim'de övülmüş bir beldedir. Hazreti Peygamber'in pek çok hadisinde de Kudüs övülüyor. Ve Hazreti Peygamber Miraç gecesi Mekke'den Kudüs'e geldi manevi olarak yani bedeniyle ama bizim bilemediğimiz bir şekilde. Ve bugün hala mevcut olan bir kayanın üzerinden, ki ayak izleri hala orada mevcuttur, göklere yükseldi. Buradaki gökler atmosfer, hava değil tabii ki. Manevi alemlere yükseldi. Hı hı. Biz buna Miraç hadisesi diyoruz. İsra gece yürümek, Miraç ise gece göğe yükselmek demektir. Bu Müslümanların mühim bir gecesidir, Miraç gecesi. Ve bu hadise İslam tarihinin en mühim hadiselerinden bir tanesidir. Bir mucizedir bu. Şimdi Hazreti Peygamber'in üzerinde göğe yükseldiği kaya, ki Sahra Arapça kaya demek, bunun üzerine Emevi Halifesi Abdülmelik bir kubbe yaptırdı, altın kubbe. Şu anda Kudüs'ün sembolü olan kubbe, işte altın kubbe, Kubbetü Sahra o taşın üzerindedir. Şimdi hemen burada araya gireyim. Yani Kubbetü Sahra ile Mescid-i Aksa çok karıştırılıyor. İkisi evet, de altın birbirine kubbe. Yakın iki tane ayrı bina bunlar. Şimdi Kudüs ortasında
bir kayalık tepe var. Zaten 4-5 tepe üzerine kurulmuştur. İşte birinde Siyon Tepesi'dir, biri Zeytin Dağı'dır. Bir tanesi de Mescid-i Aksa'nın üzerinde bulunduğu tepe, şehrin tam ortasında Müslüman Mahallesi'nin bulunduğu yer. Bunun üzerinde yapılmıştır Mescid-i Aksa. Büyük bir saha, büyük bir külliye. Bugünkü bizdeki Süleymaniye Sultanahmet Külliyesi'nin daha büyüğünü düşünün. Bu külliyenin bir tarafında Mescid-i Aksa var. Ama bunun büyük bir bahçesi var. Bahçesinin tam ortasında bir taş, astronomik bir taş, gök taşı olduğu düşünülüyor. İşte onun üzerinden peygamber göklere yükselmiştir. Taşın altı oyuktur ve üzerinde Hazreti Peygamber'in ayak izi bugün bile mevcuttur. Buradan çıkıp güneye doğru yüründüğü zaman Mescid-i Aksa geliyor. Mescid-i Aksa Hazreti Peygamber zamanında yıkıktı, harabeydi. Hı hı. Daha sonra Emevi halifesi Velid buraya bir cami yaptırdı. Mescid-i Aksa, şu anda Müslümanların elindedir zaten Mescid-i Aksa. Burada namaz kılınıyor. Normal bildiğimiz bir cami. Emevi usulünde yapılmış, üslubunda yapılmış bir cami. Bu caminin işte batı duvarı ağlama duvarıdır. Buraya içeriden ulaşmak mümkün değil. Dışarıdan ulaşılabilir. Yani eski Mescid-i Aksa'nın ayakta kalan tek duvarı olan ağlama duvarı bu mescidin de duvarıdır ama dışarıda ziyaret edilebiliyor ancak. Şimdi Hazreti Peygamber'in göklere yükseldiği, Miraç gibi mühim bir mucizenin cereyan ettiği yer elbette ki Müslümanlar için çok mukaddes bir yer. Ve nitekim gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde övülen bir yer. Şimdi Hristiyanlar için bu kadar mıyım? Müslümanlar için bu kadar mıyım? Yahudiler için ehemmiyet ikinci planda kalıyor. Çünkü Yahudilerde Mescid-i Aksa denilen Beyt-i Makdis ayaktaysa bir şey ifade ediyor. Yıkılmışsa bir şey ifade etmiyor. Onu onların inancına göre kıyamete yakın gelecek olan Mesih tekrar yapacaktır. O zaman için bir şey ifade ediyor. Yani şu anda pek çok dindar Yahudi için Kudüs ve Mescid-i Aksa bir şey ifade etmiyor. Peki Kudüs'ü bu kadar ehemmiyetli yapan Yahudiler için nedir? Siyonistlerin eski Yahudi devletinin ihyası, o meşhur İsrail devletinin, o zaman da ismi İsrail, ihyası Kudüs'ü sembolik olarak ehemmiyet kazandırıyor. Evet. Yani Kudüs o zaman Davut Peygamber'in payitahtıydı. Şimdi İsrail'in de payitahtı olursa o Davut Peygamber'in ihtişamlı günlerine bir dönüş gösteriyor. Biliyorsunuz dünyadaki Yahudiler tek Siyonistlerden ibaret değil. Yahudilerin içinde Siyonistler var. Bunlar Filistin'de bir yurt kurmak ve eski günleri ihya etmek isteyen milliyetçi Yahudilerdir. Bir kısım Yahudiler, bizim bugün Ortodoks Yahudi denilen, çok mutaassıbane yaşayan ve İsrail Devleti'ni kabul etmeyen ve böyle şeylere hiç ehemmiyet vermeyen ayrı dünyanın insanlarıdır. Filmlerde çok haberlerde görülen o favorili, şapkalı, siyah elbiseli kişiler bunlar. Haredik cemaat veya Hasidik cemaat. Bir grup Yahudi normal dinindedir. Böyle şeylerle, aşırılıklarla çok meşgul değildir. Bunlar biraz Siyonistlere meyillidir. Bir de hiçbir şeyle alakası olmayan, dinle de alakası olmayan kalabalık bir Yahudi grubu vardır. Dolayısıyla onları böyle şeyler aslında hiç enterese etmiyor. Hiç de ilgilendirmez. Evet, yani İsrail'in bu gibi atraksiyonları aslında İsrail halkının da, Yahudi halkının da çoğunu alakadar etmiyor. Hatta bunların içinde bunun İsrail'deki barışa zarar verdiği, Yahudilere zararlı olduğuna dair yazıp çizen çok yazar ve mütefekkir de vardır. Hocam şunu konuşmak istiyorum. İşte Türkiye bu konuda çok önder oldu. Yani orada sesini gürce yükselten belki de en önemli ülke Müslümanlar açısından. Fakat diğer Müslüman ülkelere baktığımız zaman Kudüs konusunda çok cılız sesler yükseliyor. Hatta yükselmiyor diyebiliriz. Yani hakikaten umurlarında olmayan bazı Müslüman ülkeleri de var. Bunu da burada açık ve net bir şekilde konuşmamız lazım. Neden böyle oluyor? Niçin böyle oluyor hocam? Yani sadece Türkiye'nin gür sesiyle bu işler olmaz ki. Evet. Şimdi Kudüs Hazreti Ömer zamanında fethedildi. Yüzlerce yıl Müslümanların hakimiyetinde kaldı. Arada bir Haçlı Krallığı var. Sonra Selahaddin Eyyubi tekrar fethetti ve 1517'de Osmanlı hakimiyetine girdi. Barış yoluyla girdi, savaşarak değil. Hazreti Ömer de barış yoluyla almıştı ve bir emanname vermişti burada yaşayanlara. Yavuz Sultan Selim de burayı barış yoluyla aldı. Burada bir savaş falan olmadı, kuşatma olmadı. 400 sene Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Bu 400 sene içinde Kudüs, ki çok hassas, çok problemli bir yer. Burada sadece Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar yaşamıyor. Yahudi sayısı azdı o zaman. Müslüman hakimiyetinden önce Romalılar zamanında Filistin'deki bütün Yahudiler buradan kovulmuştu. Filistin'de hiç Yahudi yoktu. Müslümanlar zamanında da çok az Yahudi vardı. Osmanlılar zamanında da çok az Yahudi vardı. 1917'de Kudüs düşünce İngilizlerin eline, ondan sonra buraya hatırı sayılır bir Yahudi göçü başladı. Yine de nüfusun dörtte biri Yahudiydi. Çoğunluğu yine Arap'tı. Bu Arapların hepsi Müslüman değil. Bir kısmı Hristiyan Araplar. İngilizler burada 30 sene kaldılar. Burunlarından geldi. Onlar böyle olsun beklemiyorlardı. Bir miktar Yahudi gelsin, biz Yahudilerle Arapları birbirine düşürürüz. Klasik İngiliz politikası. Biz hakem oluruz ve buraları elimizde tutarız. Ama böyle olmadı.
Bilhassa Nazi soykırımından sonra buraya çok Yahudi geldi. Nüfus Müslümanların aleyhine artınca bu sefer buradaki Yahudiler İngilizleri aleyhine burada tetiş faaliyetleri yürüttüler. Ve neticede İngilizler 47'de Filistin'i terk ettiler. Tam 30 sene kalabildiler. Yani Osmanlı'nın 400 sene kaldığı yerde İngilizler 30 sene ancak orada kalabildiler. İngilizler demişken tabii İngiltere'den de hakikaten önemli bir ses yükseldi. Ve hani yanlış bir karardır dedi İngilizler. Şimdi efendim burada bahsettiğimiz tarihi hadiselerdir. İngilizler dediğimiz o zamanki İngiliz hükümetinin icraatına hakim olan güçleri kastediyoruz. Ne İngiliz milletini ne bugünkü İngiliz hükümetinden bahsetmiyoruz. Şu andaki İngiliz hükümeti bu politikaya karşıdır. Evet. O ayrı bir mesele. Şimdi İngilizler buradan çekildikten sonra olanlar oldu. Zaten Kudüs'ün bugünkü hale gelmesinin sebebi de İngilizlerin 47'de buradan çekilmesidir. Ondan sonra mühim hadiseler oldu biliyorsunuz. Tabii, İsrail kuruldu. İsrail kuruldu. İsrail'in hedefi Kudüs'ü baş yer yapmaktı. Ama Birleşmiş Milletler'in tanıdığı İsrail'de Kudüs yok. Sadece Akdeniz sahilleri var. 48'de Arap Konfederasyonu İsrail'e saldırdı. İsrail'i buradan atmak için tanımadı bu kararı haklı olarak. Fakat İsrail yendi ve Filistin'in geri kalan topraklarını da işgal etti. Bu arada Batı Kudüs'ü de işgal etti. Ve 50 senesinde Batı Kudüs dediğimiz eski Kudüs'ün dışında kalan... O da çok karıştırılıyor. ...bir yer. Doğu Kudüs bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu tamamen orta çağ şehri, dar sokakları, taş evleriyle bir mahallesi Müslümanların mahallesi, bir mahallesi Ermeni, Hristiyan, Yahudi surlarla çevrilmiş. Surları yaptıran da Kanuni Sultan Süleyman. Cadde de zaten Süleyman Caddesi. Kapısı da zaten Solomon Gate, Kanuni Sultan Süleyman kapısıdır. Bu eski Kudüs. Bir kilometre, bir dönümdür burası. Bunun dışında İngilizlerin kurmaya başladığı, İngiliz resmi binalarıyla başlayan bir Kudüs var. 20 dönümlük büyük bir Kudüs. Modern bir şehir burası. Batı'da. Burayı baş şehir ilan ettiler. Doğu Kudüs Ürdün'ün elindeydi 48'de. Buna da reaksiyon geldi ama bu kadar değil. 67'de tekrar Araplar saldırdılar. İsrail yine onları yendi. Ve bugün Batı Şeria dediğimiz Doğu Kudüs'ü, işte Nablus, Halil, Beytüllahim buraları. Başka? Ürdün'ün elinden aldı. Suriye'nin elinden Golan'ı aldı. Mısır'ın elinden de Gazze ve Sina Yarımadası'nı aldı 67'de. 1967 Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz orada cami ve medreseler kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra da orada kendilerince bir şeyler Kabe yapmaya öyle bir düşünceleri mi vardı İsrail'in Yahudilerin? Şimdi şöyle 67'den sonra Yahudi Mahallesi denilen kısımdaki ağlama duvarının önü temizlendi. Evet. Burada çok çatışmalar çıktı. Birleşmiş Milletler müdahale etti. Dedi ki ağlama duvarı Müslümanların mülkiyetindedir. Fakat Yahudiler de buraya ziyaret edebilirler. Fakat bunun dışı Yahudi mahallesi olduğu için Müslümanların orada bir söz hakkı yoktu. Ve burada Müslümanlardan kalmış binalar ağlama duvarını ortaya çıkarıyoruz bahanesiyle ortadan kaldırıldı. Bu o zaman çok büyük problemler oldu. Evet. Yani 1960'ların sonunda 70'lerde biz bunları o zaman basından takip ediyorduk. 73'te bir daha yenildi Araplar. Ve İsrail'in buradaki hakimiyeti kökleşti. Fakat Birleşmiş Milletler kabul etmediği için Batı Şeria, Gazze ve Golan'ı kendi topraklarına katamadı. Katsa da zaten orada yerleştirecek adam yok. Filistin'de İsrail Devleti kurulunca orada da büyük bir hata. Yerli halk, Filistinler orayı terk ettiler. Biraz mecburiyetten, biraz tercih itibariyle nüfusun çoğu Yahudi oldu orada. Şu anda bile İsrail'de, işgal altındaki topraklarda değil, İsrail'de %27 Arap yaşıyor. Yani bu az bir sayı değil. Mühim bunun %24'ü Müslüman, %3'ü Hristiyan Arap'tır. Dörtte bir yani. Şimdi bu işgal mıntıkasında ilhak edemiyor. Barış yapalım, İsrail'i tanıyın, buradan çekilelim diyor. Mısır tanıdı, Sina Yarımadası'ndan çekildi İsrail. Ürdün tanıdı, fakat dedi ki ben bu toprakları geri istemiyorum. Burada Filistin devleti kurulsun dedi. Fakat Filistinler de biliyorsunuz ikiye ayrıldı Hamas ve Filistin Kurtuluş Teşkilatı. Hamas İsrail'i tanımadığı için barış yürürlüğe girmedi ve İsrail burayı boşaltmadı. Evet. Golan Tepeleri de aynı bu şekilde. Şimdi orada Yahudilerin yaptığı bir de kazı var. Evet. O kazıyı da konuşmak isterim sonra ne oldu da. Yani o kazı Yahudiler niçin yapıyor hocam? Şimdi o kazı Osmanlılar zamanında başlamıştı. Arkeolojik maksatlarla ağlama duvarının alt kısmında kazılar başlamıştı. Sonra savaş girince araya, Birinci Dünya Savaşı, buna ara verildi. İngilizler zamanında da yavaş bir şekilde devam etti. Sonra İsrail Devleti kurulup da Doğu Kudüs ele geçince bu kazıları çoğalttılar. Şimdi bu kazılar hakkında çeşitli spekülasyonlar var. İslam dünyasında Mescid-i Aksa'nın altını oydukları ve burayı yıkmak istediklerine dair bir takım spekülasyonlar var. Halbuki ben oraları gezdim. Kazı Mescid-i Aksa'nın altında değil. Mescid-i Aksa zaten kayalık bir mıntıka. Kolay kolay altı kazılamaz. Bu Yahudi mahallesinin altındadır bu kazılar.
Hatta bizi gezdiren resmi görevli yarı şaka yarı ciddi dedi ki biz diğer mahallelerin altını kazmıyoruz. Kazarsak bu bir savaş sebebidir evet, dedi. Evet. Şimdi burada arkeolojik bir takım buluntular var. Mescid-i Aksa'nın temel duvarları bulunmuştur. Her biri bir bina büyüklüğünde kocaman taşlar. Yollar, köprüler, binalar, meydanlar. Yani 2000 yıl önceki Kudüs o toprağın altında. Bugün de bunu gezmek mümkün. Hı-hı. Bu kazılar dediğim gibi görünen bu. Yani arkeolojik maksatlarla yapılan bir kazı. Ama başka ne maksat vardır onu tabii bilmek mümkün değil. Güncel duruma baktığımız zaman işte Filistinliler orada bitiriyorlar, kakılıyorlar. Sonrasında işte normal gaz bombaları kullanıyorlar, gerçek mermi kullanıyorlar. Filistinliler kendilerini hiçbir şekilde savunamıyorlar. İşte taşlarla müdahale ediyorlar falan. Bu işlerin sonu nereye gidecek? Yani bundan sonrası aslında ne olacak? Biraz bunu kestirmek çok da mümkün bir şey değil ama neler söylemek lazım hocam bu konuda? 1980'de İsrail Batı Kudüs'ü başşehir yaptığı yetmiyormuş gibi Doğu Kudüs'ü de yani Birleşik Kudüs'ü de başşehir ilan etti. Bu çok büyük bir reaksiyon doğurdu. Hatta Türkiye o zaman elçisini geri çekti. Hı-hı. 1980'de. Fakat hiçbir şey olmadı. Her şey devam etti. Şu anda Doğu Kudüs belki bir turistik şehir gibi ama neticede İsrail'in daha doğrusu Siyonist sloganları beslediği için onlar için emniyetli. Tabii haklı olarak burada yaşayan Müslümanlar buna reaksiyon gösterdiler. Sadece bu değil. Batı Şeria'da İsrail'de enflasyon çok yüksek savaş sebebiyle. Bu tabii en çok Müslümanları vuruyor çünkü Müslümanlar zaten fakirler. Hareket kabiliyetleri mahdut. Bir yerden bir yere gidemiyorlar. Tahsil, fabrika, ticaret çok mahdut. Onun için Batı Şeria'da ve Kudüs'te yaşayan Müslümanlar ciddi bir ekonomik problemle karşı karşıyalar. Ekonomik problem sosyal buhran demektir. Hı hı. Gençlerin hiçbir ümidi yok. Geleceğe dair hiçbir beklentileri yok. Bu devamlı gergin bir hava. En son Amerika'nın bu kararı bu gerginliği bir daha arttırdı. Zaten bir problem var orada. Barış bir türlü sağlanmıyor. Barışın sağlanmaması insanları inanılmaz derecede büyük sıkıntılara sevk ediyor. Tabii bunu gençlerin zapt edilemez, gençlerin bir takım reaksiyonları, fetiş hareketleri. O arada belki bazı provokasyon faaliyetleriyle bu işler yürüdüğü zaman İsrail'in nispetsiz güç kullanması, karşı tarafta yaralılar, ölüler, kanayan bir yara gibi ve hiç iyileşmeyen bir yara gibi devam ediyor. Evet. Ve büyük devletler bu işi söndürecek, bu yarayı tımar edecek yerde devamlı kazıyorlar, kaşıyorlar. İsrail burada hep küçük bir çocuk, yaramaz, şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İslam dünyasının reaksiyonu cılız. Bunun sebebi şu, hepsi Amerika ile bir şekilde göbek bağı altında. İkincisi bunları idare edenler çok da bu işleri önemseyen insanlar değil. Müslüman memleketlerin başındaki liderlerin çoğu idealist değiller. Türkiye hem idealist hem güçlü İslam dünyasında. Avrupa'nın ya yakın olduğu için de bir nebze İslam dünyasının temsilcisi gibi görülüyor. Hem de 400 sene burayı Osmanlılar vasıtasıyla. Memlükleri de sayarsanız 400 sene de onlar evveli var. Onlar da Türk devleti. Hmm. 800 sene burada hakim olmuş ve İyi kötü patırtısızca burayı idare etmiş bir devlet sıfatıyla elbette daha çok reaksiyon gösteriyor ve daha çok sıkıntı duyuyor. Gayet normal. Evet. Ve bunun çözülmesi ancak büyük devletlerin, bunda başta Amerika olmak üzere, itidalli hareketiyle mümkün. Sizin projeksiyonunuzda burada barış sağlanacak mı? Ben öyle düşünüyorum. Kısa vadede değil ama uzun vadede de olsa. Çünkü artık yani bu 50 seneden fazla, 60 sene, 70 senedir süren bir problem bu. Ve son zamanlarda biliyorsunuz, uzun zamandır atılamayan adımlar atıldı. Ürdün'de barış yapıldı. Suriye'de eğer rejim değişirse veya normal bir hale gelirse belki Suriye'li bir barış yapılabilir. Bu barış büyük ihtimalle Filistinlilerin elini güçlendirecektir. Evet. Hamas biliyorsunuz Gazze'den çekildi. Orası Filistin Kurtuluş Teşkilatı'na devredildi. Filistin Kurtuluş Teşkilatı her ne kadar politikalarını çok tasvip etmesek de daha ılımlı yaklaşıyor. Evet. Bu ılımlı yaklaşım belki İsrail'in elini zayıflatacaktır. Ve onu da barışa yaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Peki Donald Trump bu skandal kararı aldıktan sonra bu kadar tepkiyle karşılaşacağını tahmin ediyor muydu? Bence bekliyordu. Gösterilen bu tepkilerden sonra da acaba diye düşünüyor olabilir mi? Şimdi o pek düşünen bir adama benzemiyor. Belki de baştan düşünerek bunları yaptı. Veya düşünmeden yaptı. Şimdi neler oldu diye evet. Belki hesaplıyor. Belki de Filistinleri zor duruma sokup bir an evvel barışa sürüklemek için yaptı. Böyle bir takım teoriler de var. Yani gerek İsrail'i gerek Filistinleri tahrik ederek artık bir an evvel barışın da burası da hallolsun diye yaptı diyenler de var. Şimdi Van Münih tartışmasından sonra Orta Doğu'da biliyorsunuz Türkiye'nin itibarı çok yükseldi. Biraz da Filistin'de hatta Suriye karışmadan önce Suriye'de bile ben gidip gördüğüm zaman yani Türkiye Orta Doğu için bir ümitti.
Nitekim burada pek çok krizde de Türkiye rol oynadı. Mesela vaktiyle Lübnan'da hükümet krizi, çözülemeyen hükümet krizinde Türkiye ciddi bir rol oynadı. Aynı şekilde Irak'ta rol oynadı. Yani Türkiye'nin gücü nispetinde, imkanı nispetinde burada rol oynama kudreti var ve oynuyor. Müslümanlar oraya gidiyorlar, Hazreti Peygamber'in göğe yükseldiği yeri görmek istiyorlar. Mescid-i Aksa bizim için mukaddes bir yer. Buraya ziyaret için bile gidilir buyurmuş Hazreti Peygamber. Şimdi İsrail polis içeri girmiyor biliyorsunuz. Dışarıda girenleri arıyor. Sıkıntı, Müslüman mısın, değil misin? Şimdi mesela bu gibi hassas zamanlarda 40 yaşın altındaki kişileri sokmuyorlar. Evet, hani içeride bir gösteri falan yapar diye. Bunlar mesela bir Müslümanlar için bir sıkıntı, can sıkıcı işler. Onun için mümkün mertebe hadisenin soğukkanlılıkla, metanetle İsrail'e diplomatik baskılar yaparak ve Filistinleri de manipüle ederek, doğru yola manipüle ederek çözülmesi en güzel bir hal tarzı olacak zannediyorum. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim.